Herkese merhabalar. Ben kısaca bir kendimi tanıtayım. Avukat Talha Barut ben. Hamburg'da avukatlık yapıyorum. Hamburg Barosu'na ve Antalya Barosu'na bağlı olarak faaliyet gösteriyorum. Daha çok Türkiye'den emeklilik, miras, boşanma, alacak takipleri, şirket kurma işlemleri Türkiye'den ya da Almanya'dan veya otomatik bilgi anlaşması ya da ticari konular olmak üzere gayrimenkul, taşınmaz alım satımları gibi konularda faaliyet gösteriyoruz. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hukuki destek sunmaya çalışıyoruz. İki tane aktüel gündemde olan konu var. Gurbetçilerin çok fazla gündemini meşgul eden iki tane konu var. Biri otomatik bilgi anlaşması, diğeri de Türkiye'den emeklilik konusu. Türkiye'de emeklilik konusunda da şu geçtiğimiz günlerde özellikle Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde yurt dışındaki gurbetçilerin emekliliklerinin bir bir iptal edildiğinden bahsediliyor. Bununla alakalı bir haber çıkmıştı. Bu da gurbetçilerde bir takım sıkıntılara ve korku ve kaygılara sebebiyet vermişti. Bu iki konuda derinlemesine anlatacağım. Eğer sizlerden sorular da olursa bir yandan bilgisayarıma da bakarak bu soruları yanıtlamaya çalışacağım. Emeklilikle ilgili birkaç bilgiye değinelim. Sizlerden sorular alalım. Bu bittikten sonra da otomatik bilgi anlaşmasına geçelim. Emeklilikle alakalı bu bazı gurbetçilerin emeklilikleri iptal ediliyor. Bundan dolayı da herkes şöyle bir soru sormaya başladı. Acaba bu yasa dışı bir işlem miydi? Neden emeklilikler iptal ediliyor? Tabii ki bazı kişilerin emekliliği iptal edilmesi telafisi güç ve imkansız zararları da ortaya çıkarıyor. Kişi yıllar önce bir para ödemişse bu parayı tabii ki TL bazında devlet iade ediyor. Ama eğer bir maaş almışsa bu maaşları geri istiyor. Sağlıktan yararlandıysa sağlık masraflarını devlet geri istiyor. Hani bir takım problemler olabiliyor. Bu problemlerle kimler karşılaşıyor? Önce onu söyleyelim. Eğer SGK denetim yapmışsa ve bu denetim sonucunda çalışmanızın gerçek bir çalışma olmadığı kanaatine varmışsa bu durumda çalışmanızı iptal ediyor. Eğer siz bu çalışmadan dolayı bir emeklilik hakkı elde etmişseniz bu emekliniz de iptal etmiş oluyor. Bu emekliniz de iptal edilince tabii ki siz ne yapmanız gerekiyor? Bazı işlemleri baştan yapmanız gerekiyor. Ama bildiğiniz üzere 1 Ağustos 2019 tarihinden beri yeni bir sistem olduğu için artık eskisi gibi SSK'dan emekli olmak o kadar da kolay değil. Tabii ki imkanı var, yolları var. Biz hala SSK'dan bazı kişileri emekli yapabiliyoruz. Ama eskisi kadar kolay değil ve herkese uygun olmuyor. Bazı kişilere uygun, bazı kişilere değil. Zaten Türkiye'ye gidip bir hafta 10 gün bir çalışma yapıp emekli olmak artık kaldırıldı diyebiliriz. Çünkü bu şekilde çalışanlar SSK'ya borçlanamıyor. Bir hafta çalışma yapsanız bile artık Bağkur'a borçlanabiliyorsunuz. En son bu konudaki durum 31 Temmuz 2019'du. Bu konuyla alakalı biz insanlara şunu tavsiye ediyoruz. Eğer çalıştığınız firma gerçek bir firmaysa, siz o tarihlerde Türkiye'deyseniz, fiilen Türkiye'de bulunmuşsanız, bir şekilde sizin çalışmanızla alakalı herhangi bir problem söz konusu olmaz. Fiilen çalışılan bir çalışma, fiilen yapılan bir çalışma herhangi bir sorun doğurmaz. Ama siz sahte bir çalışma yapmışsanız, diyelim ki Almanya'dan kendinizi Türkiye'de çalışıyor gösterdiniz veya sırf bu amaçla kurulmuş paravan bir şirkette kendinizi çalışıyor göstermişseniz ki böyle paravan şirketler var. Mesela bir şirket düşünün, 100 kişiyi, 500 kişiyi, 1000 kişiyi çalışıyor gösteriyor. Bu 500 kişi aynı yerde çalışıyor gözüküyor ama birbirlerinden habersiz. Bunu ticarete döken kişi, yani şirketi kuran kişi, bunu ticarete döken kişi bir şekilde bu konuda gerekli işlemleri yapıyor. Vatandaşa belgelerini de veriyor. Vatandaş bakıyor, e-devlete baksa bu gözüküyor. Evet, böyle bir çalışma var. Ama yıllar sonra bir bakıyorlar ki bu şirketin aslında ticari bir faaliyeti yok. Bu şirket sırf insanları çalışıyor göstermek için kurulmuş bir şirket. Bu noktada ne yapıyor Sosyal Güvenlik Kurumu? Bu çalışmanızı iptal ediyor. Çalışmanız iptal edildiğinde eğer emekliyseniz emekliniz iptal oluyor. Eğer emekli değilseniz yurt dışı borçlanma yapmışsanız sadece bu yurt dışı borçlanma yani SSK'ya yapmış olduğunuz borçlanma Bağkur'a düşüyor. Bu durumda sizin tercihiniz ya itiraz edeceksiniz
Eğer elinizde haklı nedenler varsa itiraz edeceksiniz ya da Bağkur'dan emeklilik yolunu seçeceksiniz. İtiraz etmek de öyle kuru kuruya itiraz da olmaz. Yani siz itiraz ederken gerçekten o firmada çalıştığınızı ispat etmeniz gerekiyor. Bu o firmada o tarihlerde çalışan bir şirket çalışanını tanık olarak göstererek olabilir. Veya siz 10 günde olsa bir çalışma yapmışsınız. Bu çalışmanın karşılığındaki ücreti banka yoluyla mı aldınız yoksa hesabınıza havale mi yapıldı? Bu noktada bir takım kanıtlayıcı unsurlarla beraber itiraz etmeniz gerekiyor. Ama benim insanlara önerim eğer firma gerçek bir firmaysa itiraz yollarını ve dava yollarını zorlaması. Ama firma sahte bir firmaysa itiraz yollarını, dava yollarını çok fazla zorlamaların pek bir anlamı olmayacak. Firma sahte bir firma ya da paravan bir firma kendileri nasıl orada gerçekten çalıştığını ispat edecek. Yani kimlerin bu durumdan korkması gerekiyor? Sahte ve paravan şirketlerde çalışmış kişilerin bu işlemlerden korkması gerekiyor. Ama gerçek şirketlerde çalışmış kişiler, fiilen Türkiye'de bulunmuş kişilerin herhangi bir korku yaşamasına gerek bulunmuyor bu konuyla alakalı. Ben genel olarak emeklilik iptallerindeki durum bu şekilde. Soru üzerine tekrar bu konuya gireceğiz. Konunun detaylarına girdikçe. Diyelim ki siz fiilen çalıştınız ama zamanında muhasebe dosyası düzgün tutulmadı. Mesela bize öyle dosyalar var. Kişi gitmiş Türkiye'de gerçekten de çalışmış ama maalesef sigorta primi şirket tarafından ödenmemiş. Ona da dikkat edin. E-Devlet'ten bir bakın. Mesela 3 gün, 5 gün, 7 gün gözükür bu. Eğer bu ödenmediyse 0 gün olarak gözükür. SSK numarası vardır. SSK numarası gözükür ama gün sayısı gözükmez. Bu durumda da SGK bunu iptal ediyor. Bu çalışmayı iptal ediyor. Tabii ki siz gerçekten çalıştığınızı ispat etmek kaydıyla dava açıp o 1-2 günü kendiniz ödeyerek de sigorta kazanabilirsiniz. Ama daha çok tabii insanlar bununla uğraşmıyor. İptal edildikten sonra pek fazla bu yola gitmiyor. Devletin de iptal ederken maalesef kişiye yapmış olduğu bir tebligat olmuyor. Yani SGK sizin çalışmalarınız iptal oldu diye genelde bir mektup göndermiyor. Ama sizler E-Devlet şifrenizle internetten bunu takip edebilirsiniz. İptal edilen çalışmaların yanında iptal kodu geçer. Eğer E-Devlet'e girerseniz, SGK hizmet ve tescil dökümünüzü çıkarırsanız, eğer bir çalışmanızın yanında iptal kodu varsa o çalışma iptal edilmiştir. Bazen daha iptal edilmeden araştırma aşamasındaysa çalışmanızın yanında Ş yazar, Ş kodu vardır ya da İ kodu vardır. Ş şüpheli, İ de iptal edilebilir anlamına geliyor. Eğer böyle kodlar varsa sizin dosyanızda soruşturuluyordur. Eğer böyle bir soruşturma altındaysa çalışmalarınız bu konuda müracaat edebilirsiniz ve işi siz daha SGK çalışmalarınızla ilgili bir iptal kararı vermeden bir dosya hazırlayıp gerçek çalıştığınızı sunup bu noktada çalışmalarınızı işleme aldırabilirsiniz ve SGK'da sizin için açılan soruşturmayı bir şekilde lehinize çevirebilirsiniz. Şimdi bir soru var burada. Ali Mak adlı üye, eğer firma sahte ise SSK nasıl kayıt yaptı diye bir soru var. Güzel bir soru. Fakat ilk başta şirket usulüne uygun kurulmuş oluyor. Diyelim ki bir GmbH diyelim, limited şirket. Bu şirket kuruluyor gerçekten. Ticaret odasına kaydoluyor. Görünürde bir şirket var ama bunun bir ticari faaliyeti yok. Yani bir alım satımı ya da herhangi yaptığı bir işlem yok. Bir bakıyorlar küçük çaplı bir şirket, belki bir çay ocağı kadar küçük bir şirket gözüküyor. Ama orada 500 kişi çalışıyor gösterilmiş, 1000 kişi çalışıyor gösterilmiş ve her birinin ikameti yurt dışı. Yani bu durumda şüphe çekip daha sonra gelecekte iptal edebiliyorlar bunları. Bu noktada sıkıntı oluyor. Onun için İlk başta sahte olduğunu anlamıyorlar. Sonradan sahte olduğunu anladıkları için şirketteki yapılan çalışmaları iptal ediyorlar.